Merhabalar değerli öğrenciler. Şehit Kamil İlçemilli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği yeni bir deneme sınavının İngilizce sorularının çözümüyle birlikteyiz. İlk sorumuzda Read the conversation and answer the question. Konuşmayı okuyunuz ve soruyu cevaplayınız demiş. Soruda ise which word completes the conversation best? Hangi kelime konuşmayı en iyi şekilde tamamlar demiş. Nancy ve Tom konuşuyorlar. Nancy, we haven't got any oil to prepare this meal. Bu yemeği hazırlamak için hiç yağımız yok. I don't have a barbecue at garden also. Aynı zamanda bahçede bir mangalım da yok diyor. Will you steam it? Onu buharda mı pişireceksin diye soruyor Tom. Nancy, no I won't. Hayır öyle yapmayacağım. I blah blah the chicken and potatoes. Patatesleri ve tavuğu blah blah diyor. Buraya ne gelebilir? Fry, kızartmak, yağda kızartmak ama yağı yoktu. O yüzden bu olamaz. Roast, fırında kızartmak, yağ yok. Bunu da yapamaz. Boil, kaynatmak. Evet bu olabilir. Grill, ızgarada pişirmek. Mangal yoktu. O yüzden pişiremez. Ve doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Which option completes the sentence above? Hangi seçenek yukarıdaki cümleyi tamamlar diyor. You are going to prepare a project in English. İngilizce'de bir proje hazırlayacaksın. You need to search information on the internet. İnternette bilgi arama ihtiyacın var. Bilgi araman gerekiyor. So you use. Bu yüzden sen kullanırsın bla bla. Attachment, ek dosya demek. Mail gönderirken bir dosya eklediğinizde ona attachment deriz. Buraya olmuyor. Arama yapmak için kullanmıyoruz çünkü. Upload, yüklemek. Files, dosyalar. Web browser, tarayıcı. İnternet tarayıcısı. Google Chrome, Mozilla Firefox ya da Internet Explorer gibi ya da Yandex gibi web browserlar arama yapmak için kullanılabilir. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Next one. Read the dialogue and answer the question. Diyaloğu okuyunuz ve soruyu cevaplayınız demiş. Soruda which option completes the sentence above? Hangi seçenek yukarıdaki cümleyi tamamlar diyor. Jennifer, did you talk to Katie about the science homework? Katie ile fen bilimleri ödevi hakkında konuştunuz mu diye sormuş. John, unfortunately not. Maalesef ki hayır. Blah blah, I can't reach her. Ona ulaşamıyorum demiş. Demek ki burada olumsuz bir ifade olacak anlam olarak. She lives in another country. Diğer bir ülkede yaşıyor demiş. Aynı ödevi niye alsınlar o zaman? Olmaz. Her number is always engaged. Numarası sürekli meşgul demiş. Olabilir, ulaşamamış. O yüzden bu doğrudur diyebilirim. She moved to Bursa last year. Geçen yıl Bursa'ya taşındı diyor. Aynı şekilde neden fen bilimleri ödevi olsun o zaman ortak değil mi? O da olmaz. She is available. Şu an müsait, hani şu an demiyor ama müsait diyor. Bu da olmaz. Ulaşamıyor demiş çünkü. According to the text, which of the following should Tracy say? Metne göre Tracy aşağıdakilerden hangisini söylemelidir demiş. Liz is a friend of Tracy from school. Liz, Tracy'nin okuldan arkadaşıdır. She invites Tracy to a classical music concert, but Tracy hates classical music. Liz, Tracy'yi klasik müzik konserine davet ediyormuş ama Tracy klasik müzikten hoşlanmıyormuş. She thinks it's ridiculous. Tracy klasik müziğin saçma olduğunu düşünüyormuş. There is a rap music concert in the city center and Tracy wants to join it. Şehirde rap müzik konseri varmış ve Tracy ona katılmak istiyormuş. She knows Liz is keen on rap too. Ve ayrıca Liz'in de rap müzik sevdiğini biliyormuş. Bu durumda ne söyleyebilir? Tracy ne söyleyecek? I love classical music, let's go. Klasik müziği severim, hadi gidelim diyor. Ama hayır, burada nefret ettiğini söylemişti. Yanlış. I'm sorry but I don't like classical music. Why don't we go to the rap music concert together? Üzgünüm, klasik müzik sevmiyorum. Neden rap müzik konserine gitmiyoruz birlikte diyor. Bu gayet güzel oluyor. Çünkü Liz de seviyordu rap müziği.
C seçeneğinde I would love to join you but I hate rap music. Sana katılmak isterdim ama rap müzik sevmem diyor. Hayır, Tracy çok seviyor. Ayrıca zaten Liz onu klasik müziğe davet etmişti. Bu durumda bu cümleyi söylemez. Classical music is terrific but I must do my homework. Klasik müzik müthiştir ama ödev yapmak zorundayım diyor. Bu da olmaz çünkü rap müzik konserine gitmek istiyordu. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Next question is read the statements below and answer the question. Cümleleri okuyunuz aşağıdaki ve soruyu cevaplayınız demiş. Who does not talk about friendship rules? Kim arkadaşlık kuralları hakkında konuşmaz diyor. Nora, a good friend should support his or her buddies in bad times. İyi bir arkadaş kötü zamanlarında arkadaşlarını desteklemelidir diyor. Evet, bu bir arkadaşlık kuralıdır, doğru. O yüzden Nora'yı eleyebiliriz direkt zaten. Svetla, real friends shouldn't tell lies to each other. Gerçek arkadaşlar birbirlerine yalan söylememelidirler diyor. Evet, bu da bir arkadaşlık kuralıdır. Svetla'yı da eleyebiliriz. Peter, true friends shouldn't share each other's secrets with other people. Gerçek arkadaşlar birbirlerinin sırlarını diğer insanlarla paylaşmamalıdır diyor. Evet, bu da doğru ve bir arkadaşlık kuralıdır. Peter'ı da eleyebiliriz. Ethan kalıyor bir tek. Best friends should always refuse their mates' invitations. Yakın arkadaşlar her zaman arkadaşlarının davetlerini reddetmelilerdir diyor. Böyle bir şey olmaz. Yakın arkadaşsan kabul edersin daha çok. O yüzden Ethan'ınki yanlış oluyor. A seçeneğini seçiyoruz. Which of following questions does Alice not ask Mary? Hangi soruyu Alice Mary'ye sormaz demiş. Bakalım. Alice ve Mary konuşuyor. Hi mom, my classmates are coming for lunch tomorrow. Selam anne, arkadaşlarım yarın öğle yemeği için geliyorlar. I don't know what to cook. Ne pişireceğimi bilmiyorum demiş. Annesi de demiş ki, you can cook quick pizza. Hızlı pizza pişirebilirsin. Hani çabuk pizza pişirebilirsin diyor. Alice anlamıyor. Quick pizza? Hani çabuk pizza? Ne demek istiyorsun gibi. Bir şey soruyor ve annesi şöyle cevap veriyor. Tomatoes, sausages, peppers, cheese and bread. Burada neleri saymış? Malzemeleri saymış. Demek ki Alice ona malzemelerini sormuştur. Domates, sosis, biber, peynir ve ekmek demiş. Malzemeleri sorduğu bir soru var mı? Bakalım şıklara. D seçeneği de var. What are the ingredients of it? İçindekiler ne? Malzemeleri ne? Buraya gayet güzel oluyor. B'yi buraya yazabiliriz. Ve aşağıdan eledik. Alice yine bir soru soruyor ve annesi diyor ki First, dice the tomatoes, sausages and peppers. İlk olarak domatesi, sosisleri ve biberleri küp şeklinde doğra. Next, place them on bread slices. Ekmek dilimlerinin üzerine yerleştir. Then put them into the oven ve fırına koy diyor. Burada da fark ettiyseniz sürecin nasıl işlediğini, hani yemeği pişirirken hangi adımları izlemesi gerektiğini söylemiş annesi. O zaman Alice'in böyle bir soru sormuş olması gerekir. Seçeneklere indiğimizde D seçeneğinde What are the cooking steps? Pişirme adımları nelerdir demesi çok güzel buraya oluyor. O yüzden D seçeneği de burada kullanılmıştır diyebilirim. Alice tekrar bir soru sormuş ve Mary 10 minutes will be enough. 10 dakika yeterli olacaktır demiş. Hangisini sormuş olabilir? İki tane seçeneğimiz kaldı. A seçeneğinde how long should I bake them? Ne kadar sürede onları fırında pişirmeliyim derse gayet güzel olur. A seçeneğinde burada kullanmış oluruz. Annesi de diyor, sonra Alice de diyor ki annesine thanks a lot mom. Teşekkürler çok anneciğim diyor. Gayet güzel oluyor. C seçeneğini kullanmıyoruz. Çünkü orada diyor ki is it difficult or easy to cook? Pişirmek kolay mıdır, zor mudur? Annesi buna göre bir cevap vermiş olsaydı belki bunu da kullanabilecektik ama hiç bununla alakalı bir cevap olmadığı için C seçeneği kullanılmamıştır. Sormaz diyoruz. Diğer bir sorumuzda ise read the statements below and answer the question. Cümleleri okuyunuz ve soruyu cevaplayınız demiş. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre who does talk about his or her safe internet usage?
Kim güvenli internet kullanımı hakkında konuşur diyor. Konuşma yapar diyor. Bakalım güvenli internet kullanımından bahseden kim? Deniz, I always keep in touch with my friends. Her zaman arkadaşlarımla iletişim halinde olurum. Burada hiçbir güvenlikle alakalı bir ifade yok. Zeynep, I often pay the bills. Sık sık faturaları öderim. Bu da olmaz. Güvenlikle alakası yok. Nehir, I never share my personal information. Asla kişisel bilgilerimi paylaşmam demiş. Bakın bu gayet güvenli internet kullanımıyla alakalı bir şey. O yüzden Nehir cevabımızdır. Çınar, I usually read online news. Her zaman internetten haber izlerim, haber okurum diyor. İzlerim demiyor. Haber okurum diyor. Bu Zeynep, Deniz ve Çınar interneti kullanma amaçlarından bahsetmişler. Ama Nehir güvenli internet kullanımından bahsettiği için doğru cevabımız oluyor. Which of the following cannot we use for the visuals in the sentences above? Aşağıdakilerden hangisini yukarıdaki cümlelerdeki görseller için kullanamayız? Kelimelerle görselleri eşleştirmemiz gerekiyor. Zaten şu görseli gördüğümüzde direkt hesap aklımıza gelmesi gerekir. I have a Facebook account. Account da hesap demek olduğu için bunu eşleştirebildik. And I sometimes bu görsel ise yüklemek. Yani kendi bilgisayarımızdan internette ya da başka bir bilgisayara bir şeyi atmak, göndermek, yüklemek. Upload kelimesiyle anlatılır. Upload burada verilmemiş. I sometimes upload some photos or quotes on it. Bazen birkaç fotoğraf veya yazı paylaşırım onu da diyor. If I do not like them, eğer onları sevmezsem, I can. Resimde çöp kovası verildiği için silebilirim. In a few seconds, birkaç saniye içinde silmek anlamında delete kelimesiyle eşleştirebiliriz. O yüzden bunu da kullandık. Also my friends send me messages. Ayrıca arkadaşlarım bana mesaj atarlar. And I bla bla dem. Ve ben onları cevaplarım mı yoksa indiririm mi daha güzel olur? Tabii ki şu işaret de zaten cevaplamak anlamına geldiği için reply'ı da burada kullanıyoruz. Ve download kullanılmamış oluyor eşleştirilemediği için. 49. sorumuzda look at the graph and complete the sentence. Grafiğe bakınız ve cümleyi tamamlayınız demiş. Teens, gençler diye bir cümle kurmuş. Bakalım grafikte ne gösterilmiş? Teens communication preferences. Gençlerin iletişim tercihleri. Metin mesajı %55 ile en fazla dilime sahip. Fax message %10. E-mail, elektronik posta %15. Phone call, telefon araması da %20 ile ikinci sırada diyebiliriz. Hemen bakalım cümleyi tamamlayanı bulalım. Make phone calls most. En çok telefon araması yaparlar diyor. Hayır, en çok metin mesajı gönderiyorlar. Telefon araması %20 çünkü. Yanlış. Never prefer sending fax messages. Fax mesajı asla göndermezler diyor. Hayır, bakın grafikte %10'luk bir dilim fax mesajı gönderiyor. O yüzden bu da yanlış. Enjoy sending text messages the least. En az metin mesajı göndermekten hoşlanırlar diyor. En az değil, en çok metin mesajı göndermekten hoşlanıyorlar. O yüzden bu da yanlış. Eğer burada the most deseydi doğru olacaktı. Send text messages more than emails. Elektronik postalardan daha çok metin mesajı gönderirler. Elektronik posta %15, metin mesajı %55 olduğu için evet bu seçenek doğrudur. Ve son sorumuza geldik. Read the fun conversation below and answer the question. Telefon konuşmasını okuyun ve soruyu cevaplayın diyor. Why does Stefan call Green Hotel? Neden Stefan Yeşil Otel'i arıyor? Green Hotel açıyor telefonu. Hello, this is Rita Wilson from Green Hotel. Yeşil Otel'den Rita Wilson. How may I help you? Nasıl yardımcı olabilirim diyor. Stefan, hello, this is Stefan Lee. Bu Stefan Lee. Last week I made a 23 people reservation for this Saturday, remember? Diyor ki geçen hafta 23 kişilik bir rezervasyon yaptırmıştım bu cumartesi için. Hatırlıyor musunuz? Green Hotel, oh yes, a reservation for a class reunion at the Garden of Our Hotel. Evet diyor, bahçede
Otelimizin bahçesinde sınıf buluşması için bir rezervasyon diyor. Staff in, that's right. Evet doğru. But I'm sorry to say that we can't make it for this Saturday. Bu cumartesi gerçekleştiremeyeceğimiz için üzgün olduğumu bildirmek istiyorum diyor. Hani söylüyorum diyor. Is it possible to arrange reservation on the 15th of October? Diyor. Burada da diyor ki 15 Ekim'e rezervasyonu ayarlama imkanımız var mı? Mümkün müdür diyor. Grinetal, sure, tabii. We have no other guests on that day. O tarihte diyor, o günde başka misafirimiz yok diyor. Okay, thanks a lot. Tamam, teşekkürler diyor. Staffin tarihi değiştirdi. Bu cumartesi değil, 15 Ekim'e aldı. Bakalım seçeneklerde bu söylediğimizi bulmaya çalışacağız. A seçeneği de to change the date of an event. Etkinliğin tarihini değiştirmek için arar diyor. Stefan neden arar diye sormuştu sorumuz. Evet cevabımız bulduk bile. B seçeneğinde to invite her class reunion. Arkadaşlarını davet etmek için toplantı yani buluşmaya. Hayır. Zaten Green Hotel arıyor burada. To learn about the place of the hotel. Otelin yerini öğrenmek için. Hiç yerle alakalı bir şey söylemedi. To ask about the number of people coming. Gelen insanların sayısını öğrenmek için diyor. Hayır, bu da değil. Tarihi değiştirdiğini zaten okurken anlamıştık. Ve cevabımız A seçeneği oluyor. Sorularımızın çözümü bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. İyi çalışmalar diliyorum çocuklar.